Sultanım, kıyafetiniz. Firuze nerede? Niye hala gelmedi? Dün akşamdan beri hiç görmedim sultanım. Çabuk çağır, hemen gelsin. Sultanım. Firuze neredesin sen? Hemen buraya gel. Bak burada ne var? Taşlıcalı'nın şiir defteri. Siz bunu nasıl... Geçen gece Hatice Sultan'ın sarayına gittim. O da geldi. Benim kim olduğumu öğrendiğinde yüzünü görmeliydin. Aklımdan çıkmıyor. Belli oluyor sultanım. Bir fırsatını bulup yanına gittim. Konuştum. Kendimi nasıl affettirebilirim diye sordum. Ben de şiir defterini istedim. Ertesi gün saraya geldi. Tekrar mı buluştunuz? Hayır, buluşmak denemez. Sadece defteri alabildim. Sonra Mustafa abimle birlikte Manisa'ya gittiler. Manisa'ya mı? Sanırım şehzademizin müsahiplerinden biri oldu. Ya da onun gibi vazife. Bana öyle bir şey söyledi ki. Sanki hayatımın manasını bulmuş, ertesi gün kaybetmiş gibiyim. Aynen böyle dedi. Bir hayli cesurmuş. Üzülmeyin. Tekrar görüşmeniz için mutlaka bir yol vardır. Tabii eğer istiyorsanız. Bilmem. Viran evimizdeki örümcek ağı, hasret denizinde bir yelkendir bize. Nasıl? Güzel. Bak, bir de şunu dinle. Ey aydınlık mumu, eğer senin adetin aşıkları ayrılık ateşinde yakmak ise ben razıyım. Zaten yanmışlardınız. Sultanım. Firuze, neyin var senin? Geldiğinden beri bir tuhafsın. Size söylemem gereken mühim bir mesele var. Sultanım. Kiraz Ağa, senin burada ne işin var? Ben Mihrimah Sultanımız çağırdılar. Ben de kendisini bekliyordum. Bekliyorum. Aslında uzun zamandır söylemek istiyordum. Ama olmadı bir türlü. Söyleyemedim. Korkutma beni. Yoksa Cihangir'le mi alakalı? Hayır. Benimle. Sultanım... Ben... Validem. Sana defol dedim! Bir daha sakın buraya gelme! Evlatlarımın yanına görmeyeceğim seni! Duydun mu beni? Sakın. Validem, Firuze benim cariyem. Nasıl böyle davranırsınız? Kes sesini! Bütün hincimi senden almayayım şimdi. Size bir şey mi yaptı? Firuze iyi bir insan. Eğer bir hatası olduysa
ne iyisi. O bir yılan. Sır gibi sakladıkları hatun Mihe Firuze'ymiş. Sultanım. Daha önce hiç Gözler'in koğuşuna gelmemiştim. Demek böyle bir yermiş. Size defalarca haber gönderdim. Belki de elinize ulaşmadı. Sultanım. Ben çok üzgünüm. Sana bir hayli kızmıştım. Bu yüzden de seni görmek istemedim. Yoksa çok kötü şeyler söyleyebilirdim sana. Aslında hala kızgınım. Daha doğrusu kırgınım. Sizden saklamam bir hataydı. Üstelik siz bütün sırlarınızı bana anlatırken. Sadece bu değil. Sen validemi üzdün. Hem de çok. Onu hiç böyle görmemiştim. Sultanım. Gözde olmanla alakalı bir şey değil bu. Neticede babam bir cihan sultanı. Burası da onun haremi. Sen de cariyelerinden birisin. Ne yaşıyorsan buna hakkın var. Ama sen sinsice girdin aramıza. Kandırdın bizi. Validemin karşısına cesurca çıkmak yerine korkakça saklandın. Bu ayıp sana yeter. Bir daha sakın gelme benim yanıma. Gözüm görmesin seni.